Aslında her şey bundan aylar önce Educase TV kanalından Nick'in videosunu izlememle başladı. Nick bu videoda birkaç basit elemanı kullanarak bir Tamagotchi klonu yapıyordu ve bunu yaparken de Aloy Jacob adlı bir yazılımcının yazmış olduğu açık kaynak kodlu proje olan Tamaguino'yu kullanıyordu. Bu proje beni adeta çocukluğuma döndürmüştü çünkü o videonun konusu olan o Tamagotchi'ler benim çocukluğumda yani eğitim öğretim hayatımın başında ve babamın kuryemişi dükkanı işlettiği dönemlerde inanılmaz popülerdi ve benden büyük hemen hemen her çocuğun elinde bir tane görmek mümkündü. Bizimkilere onlardan bir tane sahip olmak için tonlarca sözle yemin ettiğimi hatırlıyorum. İşte bir daha abur cubur yemeyeceğim, bir daha yaramazlık yapmayacağım gibi ama sonuç nafileydi. Hiç onlardan bir tanesine sahip olamamıştım. Bu siyah beyaz filtre göz önünden dağılıp tekrar günümüz dünyasına döndüğümde hemen gerekli siparişleri vermeye çoktan karar vermiştim bile. Tabii doların bu kadar büyük, vergilerin bu kadar damarlı olmadığı dönemler geride kaldığından bir tane ihtiyaç için 10 tane sipariş verip de stoklu çalışamadığımız için ihtiyaç duyduğum malzemeleri ihtiyacım kadar sipariş vermek zorundaydım. Hemen sipariş vereceğim siteye girdikten sonra bir tane Arduino Nano, bu Nano'yu neden tercih ettiğimi de iki önceki videoyu izleyen arkadaşlar gayet iyi biliyorlar. Ekran olarak bir tane IKRC, OLED ekran, birkaç tane buton, bir tane lipo pil, bu lipo pil için bir şarj devresi ve bir de bütün bu malzemeleri üzerine koyup lehimleyebileceğim bir pertank sipariş ettim. Malzemeler geldikten sonra hemen devreyi kurmaya başladım. Breadboard üzerine malzemeleri takıp kod yüklediğimde hemen çalıştı proje sıkıntı çıkarmadan ve inanılmaz bir anda benim için. Ona sahip olamamış olmanın çocukluktan geldiği bir eksiklik olabilir, bir eziklik olabilir. Bir yarım saat kadar onunla doya doya oynadım. İşte ne yapabiliyorduk? Bildiğimiz standart Tamagotchi'ler gibi bebek bir dinozora bakıyoruz burada da. Ona su içirebiliyoruz, oynatarak eğlendirebiliyoruz, yemek yedirebiliyoruz, işte uyutabiliyoruz. Onun büyümesini sağlıyoruz bu şekilde. Yani onunla eğleniyorsunuz, onunla ilgileniyorsunuz. Hemen o an bu projeyi kalıcı hale getirmeye başlamaya kafaya koymuştum. Direkt Pertrax'ın üzerine malzemeleri koyup lehimleyip bunu kendime kalıcı bir hale getireceğim. Fakat acaba bundan bir video çıkıp bu anılarımı sizlerle paylaşabilir miyim diye düşündüğüm zaman da hemen Jacob'a bir mail attım. Projeyi çok beğendiğimi, bir YouTube kanalım olduğunu, orada izin verirse bununla alakalı video çekmek istediğimi söyledim. O da sağ olsun çok büyük bir alçak gönüllülükle bunu kabul etti ve ardından projenin temasını düşünmeye başlamıştım. Bu temayı düşünmeye başladıktan sonra aslında yine yolun başındaki fikrimden hemen uzaklaşmaya başlamıştım. Çünkü bu proje için basit bir pertraksın üzerine malzemeleri koyup onları lehimleyip belki de 3 boyut yazıcıdan bir tane dandik kutu basıp bunu sizlere sunmak bana çok bayat bir fikir olarak geldi. Çünkü her şeyden önce bu benim için çok özel bir projeydi. Bunun daha özel ve daha güzel olması gerekiyordu. Aynı zamanda da açık kaynak kodlu bir proje kullanıyorduk ve eğer açık kaynak kodlu bir şey kullanıyorsanız ona bir katkı yapmak zorundasınız. En azından benim şahsi kuralımdır bu. O an bir artık donanım tasarlamaya karar verdim ve hemen çalışmalara başladım. Burada çok fazla detayından belirtmeyeceğim çünkü teknik detaylar onunla ilgilenmeyen arkadaşlar için sıkıcı olabilir. Bunu ayrı bir videoda zaten anlattım. Sağda veya sola çıkacak olan karttan o videoya gidebilir veya açıklama kısmındaki linkten de o videoya giderek daha teknik olayları merak ediyorsanız bu projeyle alakalı orayı izleyebilirsiniz. Projenin PCB tasarımına geçmeden önce bazı temel kriterler belirlemiştim. Bunun bir güç devresi olmalıydı. İşte mikro denetleyici devresi sağlam olmalıydı. Ve her şeyden sonra ortaya çıkan devrenin küçük olması gerekiyordu. Bunları çok kısa açmak gerekirse güç devresi niye önemli? Çünkü bu projenin içinde bir pil olmalı. Çünkü günün sonunda çok küçük bir elektronik kart yapmayı hedefliyoruz. Yani şunu yapmayı hedefliyoruz. Bu arada sanki gelecekten bahsediyor gibi konuşuyorum. Aslında proje çoktan bitti. Bunu yapmayı hedefliyoruz ve ortaya çıkan şeyin küçük olması gerekiyor. Küçük olduktan sonra kendi üzerine bir pil olması gerekiyor ki ekstra bir güç kaynağı ihtiyaç duymadan direkt cebinden çıkarıp adam kullanıp oynayabilsin. Aynı zamanda pili bittiği zaman da yine kendi üzerinden şarj edilebiliyor olması lazım. Çünkü öbür türlü düşünsenize kutuyu aç, pili çıkar, şarj et, geri tak, kullan. Bu çok saçma olurdu. Bunun tam anlamıyla bir ürün olması gerekiyordu bittiği zaman. Dolayısıyla kartınıza bir şarj devresi de kondu ve bir mini USB portu konması gerekiyordu. Niye mini USB? Hem küçük hem de Samsung şarj aleti olarak bilindiğinden dolayı herkesin de evinde rahatlıkla bulunabilen bir kablo olduğunu düşünüyorum. O yüzden de bu mini USB ile hem kodlanabiliyor olması gerekiyor, hem şarj edilebiliyor olması gerekiyor, hem de USB bağlantısı yapıldığı zaman kart ihtiyacı olan enerjiyi USB'den alarak çalışmalı. Aynı zamanda da pili şarj etmeli. Kabloyu söktüğün zaman tekrar pili devreye alması gerekiyor. Yani şu anki cep telefonlarındaki gibi bir şarj mantığı ve mekaniği işlemeliydi. Bütün bunları aşmak çok zor olmasa da biraz uğraştırıcı oldu. Ardından devre tasarımını yapmaya başladım ve bütün bu problemi çözerek devre şeması tasarımını ortaya çıkardım. Artık devre tasarımı bittikten sonra bunu PCB haline getirmeye geldi süreç. PCB haline getirmeye geldiği zaman da standart Tamagotchi'lerde kullanılan
yapıyı kullanmaya karar vermiştim. Böyle yuvarlak bir PCB olacaktı. İşte bir tane ekran, altında da 3 tane buton olacaktı. Böyle iki elle tutulup oynanabiliyordu. Ama bu da çok hoşuma gitmemişti. Fakat yine de benim gibi çok hastalık düzeyinde olmasa da simetri kaygısı güden bir insan için güzel bir tasarım olacaktı. Fakat gerçek Tamagotchi'lere çok fazla benzetemediğimi fark ettim. Çünkü hem yeteri kadar küçülmüyordu kullandığımız donanımlardan dolayı. Hem de böyle yuvarlak kaba bir şey olacaktı. O yüzden biraz arayışına girdiğimde cümlemi toparlayamadım. Bu Digimon Tamagotchi'lerini buldum. Yani bizim bildiğimiz o standart bebek baktığımız Tamagotchi'lerin Digimon versiyonları varmış. Biz hiç onları görmedik ya da ben hiç görmedim daha doğrusu. Hemen onu gördükten sonra artık ana tasarım ortaya çıkmıştı. Sol tarafta bir tane ekran, sağ tarafta da 3 tane buton, böyle tek elle oynanabilen bir kutu halinde. Bunu çizmeye başladım. İlk tasarım bitti. Şuradaki gördüğünüz mavi PCB'yi bitirmiştim. Hemen PCB tasarım bittikten sonra bunu ürettirmek için soluğu PCBWay'de aldım. PCBWay 5 dolara 10 tane kaliteli PCB ürettirebileceğiniz Çinli bir PCB üretim firması. Bu fiyatta olması için PCB'lerin 10 santime 10 santimi geçmiyor olması gerekiyor. Ama bunu geçiyorsa da çok küçük fiyat farklarıyla yine bu PCB'leri ürettirebiliyorsunuz. Kendilerinin bir sipariş arayüzü var. Oradan PCB'nizle alakalı teknik detayları girdikten sonra PCB'nizin Gerber dosyasını yüklüyorsunuz ve PCB'niz bir kontrole gidiyor. Bu kontrolde PCB mühendisleri kartın üretimine aykırı bir hata yapmışsanız bu durum hakkında sizi bilgilendiriyorlar. Giderilmesini istiyorlar ya da kendi çözümlerini sunuyorlar. Bu problemi açtıktan sonra da PCB'nizin üretim süreci gerçekleştiriliyor ve size ulaştırılıyor. Ben siparişi verip bu kısma geçtikten sonra 50 tane sipariş verdim bu arada. Yaklaşık 1,5 hafta sonra bu paket Türkiye'ye ulaştı ve bana ihbarname geldi. Gümrüklü bir paketiniz var. Lütfen büroya gelip paketinizi teslim alın diye bir ihbarname geldi. Ben de toparlanıp gittim. Sanki ülkeye eroin sokuyormuşçasına iki tane PTT görevlisi, bir tane de gümrük memuruyla beraber paketi açtık. İçinden çıkan PCB tek tek saydık, 50 tane. Akabinde aldığım cevap şuydu: 50 tane PCB'yi sen şahsi araçla, şahsi amaçlarda olsun ülkeye sokmuyorsundur. Bunları mutlaka ticari olarak kullanacaksın. Dolayısıyla sen bunu şahsınla alamazsın, bunu beyanname usulüyle alacaksın. Yine benzer problem. Daha önceki videolarda zaten bu gümrükle alakalı problemleri bahsettim. Ben neden 50 tane sipariş ettim? Bunlar açıkçası video bittikten sonra hem meraklı arkadaşlara hem de çevremdeki arkadaşlara PCB'leri hediye etmek istiyorum. Çünkü PCB'nin üzerindeki komponentler Türkiye'de bulunabiliyor. Ama zor olan kısım PCB'nin ürettirmek. Ve herkes için de belki de Çin'e sipariş verip de işte, çünkü PCB'yi 5 dolar üretiyorsan eyvallah ama kargosu çok pahalı. Yani sana 10 tane PCB'nin gelişi 70 dolardan 60 dolardan aşağı olmuyor. Kaliteli bir kargo metoduyla bunu istersen. Dolayısıyla birkaç PCB'yi de böyle hediye etmek istiyordum. Orada şok oldum. Paketin içinden fatura çıkıyor. Orada bir 55 ya da 60 dolarlık bir fatura var. Fakat 60 dolarlık faturalık mal 50 tane geldiği için adam bunu diyor ki sen beyannameyle çekecek. Peki beyanname ne? Hemen ondan bahsedeyim. Bir gümrük müşavir firmasına gidiyorsunuz. Bir gümrük müşavirlikle anlaşıyorsunuz. O müşavire gidip noter üzerinden yetki veriyorsunuz. Benim adıma gümrük işlemleri yapabilir diye. O müşavir ilgili gümrük birimine giderek sizin adınıza bu işlemleri yapıyor. Paketinizi alıp size teslim ediyor. Benim bu iş için aldığım en küçük fiyatsa 1200-1300 TL civarındaydı. Bütün PC'leri gümrüğe terk ettim ve orada da onlar imhaya gönderildi. Geri geldim. Aynı siparişi tekrar verdim. 10 tane PCB olarak. 1,5 hafta sonra da tekrar PC'leri sonsuz bir şekilde elde etti. Böyle bir sıkıntı yaşadık işte. Akabinde PCB'ler geldikten sonra hemen bunların lehimini yapmaya başladık. Mavi kartı dizdim. Aslında sorunsuz sayılmasa da bunu çalıştırdık. Başarıya ulaştı. Fakat daha sonra bu kırmızı revizyonu yapmam gerekti. Kırmızı kartı yapmam gerekti. Bunların detayını o teknikle alakalı dediğim videoda öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şunun üzerine devam edelim. PCB'ler geldi. Bunları güzelce paketini açtık. Güzel de bir elek sipariş etmiştim. Eleğin altına koyduk. Krem lehimini çektik. Tek tek cımbızla komponentleri yerlerine koyarak sıcak hava tabancasıyla ev ortamında bu PCB'yi güzelce lehimledik. Bu kırmızı PCB'de lehimledikten sonra artık projemizin donanımı hazır hale gelmişti. Hemen üzerine bir bootloader kuruldu. Ardından da yazılımı yükledik ve proje harika bir şekilde çalışıyordu. Tabii ki problemler olmadı değil, oldu ve bunları hemen o an gidermemiz gerekti. Bunları yine o teknik dediğim videoda görebilirsiniz. Onları açtıktan sonra donanımımız hazırdı ve aslında proje %95 oranında benim için bitmişti. Geldiğimiz noktada çok kısa bir inceleme yapmak istiyorum. Peki ne var artık üzerinde? Hepimizin yakinen tanıdığı Atmega 328 mikro denetleyicisi var, karta hayat veren, ve onu programlamak için de yine hepimizin çok yakından bildiği CH340
UART köprüsünü kartın üzerine koydum. Onun dışında kartın üzerinde İKRC ekranın bağlanacağı yerlerde her türlü İKRC ekranın çalışması için, İKRC OLED ekranın çalışması için minik 2 jumper seti var. Bunlar neden gerekli? Bazı İKRC ekranlarda 5 volt ve GND'nin yerleri değişebiliyor. GND 5 volt SCL SD ya da 5 volt GND SCL SD olabiliyor. Siz bu 2 tane jumper pedi ile birinci pinlerin 5 volt mu GND mi olacağını karar verebiliyorsunuz. Hemen kontrol ediyorum. Bunlar şu andaki varsayılan halinde bizim birinci pinimiz GND, ikinci pinimiz 5 volt. Eğer siz birinci pinin 5 volt, ikinci pinin GND olmasını istiyorsanız elinizdeki OLED İKRC ekran o şekilde çalışıyor olabilir. Bu jumper pedlerdeki bağlantıyı kesip orta pedi diğer tarafa lehimlediğinizde kartın o dönüşümünü yapmış olacaksınız. Onun dışında kartımızın üzerinde 6 tane LED'imiz var. Bunlardan bir tanesi açık mı kapalı mı onu gösteren LED, bir tanesi bataryanın şarj durumunu gösteren LED, iki tanesi her kartta bulunan TX, RX LED'leri, diğer iki tanesi ise kullanıcının kullanımına bırakılmış iki tane LED arkadaşlar. Hangi pinlere bağlı olduğunu şu an hatırlamıyorum. Videonun altında yazarım. Başka ekstra özelliğimiz kartımızın bir tane mini USB portu var. Bu port üzerinden kod yükleyebiliyorsunuz. Kartınızı besleyebiliyorsunuz. Eğer buradan kartı beslerseniz aynı anda arkadaki piliniz şarj oluyor. Beslemeyi kestiğiniz anda da otomatik bir şekilde pil devreye giriyor ve kart pilden beslenmeye başlıyor. Kartın arkasında bir tane de buzzer'ımız bulunuyor. Ön yüzeyinde 3 tane kontrol pinimiz bulunuyor. Bir tane de reset butonumuz, açma kapama düğmemiz bulunuyor. Ve tabii ki de ekranın oturabileceği yerlerde pinlerin yanında da montaj için ekstra deliklerimiz var. Son olarak da bu benim en çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi. Bu projede kullanılmayan bütün pinler kartın sol tarafında çıkarılmış durumda. Bu sayede bu kartı tamogün olarak kullanabileceğiniz gibi isterseniz standart bir Arduino kartı olarak da kullanabilirsiniz ve projelerinizde bundan faydalanabilirsiniz. Dışarıdaki kullanılmayan pinlerin hepsi normal bir Arduino kullanmaktan farksız bir şekilde sizin kullanımınıza sunmuş durumda. Belki bu projeyi geliştirmek isterseniz oradaki pinleri de kullanmak sizin işinize yarayabilir. Evet, hızlı bir incelemeyle de kartın bu halinden bahsetmiş olduk. Peki bundan sonra ne olacak? Hemen şunu sözümü vereyim. Bu kartın donanımı da açık kaynak, yazılımı da açık kaynak. Yani bunları ücretsiz bir şekilde internetten indirip bu projeyi dilerseniz kendiniz gerçekleştirebilirsiniz. Ve bunu gerçekleştirmeniz için de gerekli olan bütün dokümantasyonda Lezzet Robot tariflerinde bu projeyle alakalı gönderide detaylı bir şekilde sizler için açıklamış olacağım. Peki projeyi yapmak isteyen ama teknik yeterliliği olmayan veya zamanı olmayan arkadaşlar nasıl buna sahip olabilir? Onlar için de bu kartın üretiminin gerçekleştirilip rahat bir şekilde bir e-ticaret firmasında satılıyor olmasını sağlıyor olacağım. Ve bu süreci de bu projeyle alakalı bir sonraki videoya bir vlog halinde sizlere göstermek istiyorum. Yani tamam, bu proje bitti. Bu bir fikirdi ilk başta ve şu anda elime almış durumdayım. Çok küçük bir eksikliği var. Bence %95 seviyesinde. Bir sonraki videoda bunu da gidererek, bunu %100 seviyesine ulaştırarak nasıl satılabilir hale geldiğini sizlerle paylaşıyor olacağız ve şunun sözünü peşin peşin veriyorum. Satılabilecek en uygun rakamda satılması için de elimden geleni yapıyor olacağım. Bir ticari kaygı gütmeden. Çünkü Türkiye'de kurallarına göre iş yapmak isterseniz ödemeniz gereken bedel biraz fazla olabiliyor ve bu bedeli de maalesef sizler ödemek zorunda kalacaksınız. Satın almak isteyen kişiler olarak. Dolayısıyla da elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışırız. Ama dediğim gibi proje tamamen açık kaynak. Kendiniz buna sahip olmak isterseniz tamamen her şeyine internetten erişip bunu üretebiliyor olacaksınız. Evet, bu projeyle alakalı geldiğimiz nokta ve gideceğimiz nokta bunlar arkadaşlar. Onun dışında videoda kullanılan her türlü malzeme ve ekipmana açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ek olarak süreç hakkındaki yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen bunları paylaşmaktan çekinmeyin. YouTube biraz yavaş ilerliyor. Projeyle alakalı sonucu görmek için videonun bitmesini beklemek istemezseniz Instagram'ı takip ederek hemen gerçekleşen güncellemeleri daha hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Başka da görüşmek üzere. Hoşça kalın.